Çok teşekkürler. Hazır söz sizdeyken hem de Merdan Yanardağ'dan bahsetmişken CHP'de biliyorsunuz Yanardağ için bir heyet oluşturdu. Siz de o heyettesiniz. O heyetin bir kısmı bugün cezaevine gitti. Yeni ismiyle Marmara ama bilinen ismiyle Silivri cezaevine gitti. Evet. Ve oradan gelen mesajlar iyi yöndeydi aslında. Merdan Yanardağ'ın sağlık durumunun, moralinin iyi olduğunu aktardılar. Direnmeye devam edeceğim açıklamasını yaptığını aktardılar. Siz de bu heyettesiniz aktardığım gibi ve adeta Merdan Yanardağ yalnız bırakmama heyeti diye de belki nitelendirebiliriz. Nasıl bir çalışma, kampanya yürüteceksiniz Mustafa Bey? Bu soruyla başlayalım. Şöyle, her şeyden önce Merdan Yanardağ bir gazetecidir, bir basın mensubudur. Yaptığı da gazeteciliktir. Programda bir AK Parti milletvekilinin sözlerini sadece ve sadece yorumlamıştır. Siz 20-25 dakikalık bir konuşmanın 2-3 dakikalık kısmını keserek, montaj yaparak böyle servis yaparsanız bu gerçekten ne vicdana ne de ahlaki değerlere gerçekten uyar. Merdan Yanardağ kişiliğiyle, dürüstlüğüyle, ulusal birlik anlayışıyla, inançlara saygılı anlayışıyla, bayrağından, toprağından ayrılmayan bir gazeteci arkadaşımızdır. Merdan Yanardağ ulusal birlikten yana olduğunu hiç kimse aksi bir şey söyleyemez. Sayın Yanardağ, Malazgirt'tan Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye diyen ve gerçekten de son derece özgür, değerli bir gazeteci arkadaşımızdır. Bu konu, buradaki konu Merdan Yanardağ konusu değil. Merdan Yanardağ kardeşimizin üzerinden kamuoyuna bir gözdağı verilmeye çalışılıyor. Toplum ve muhalif kesimler ne yazık ki sindirilmeye ve susturulmaya çalışılıyor. Yanardağ kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevini yerine getirmeye çalışmıştır. Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında önemli beyanlarda bulunmuştur. Merdan Yanardağ'ın oradaki düşüncelerine katılırsınız ya da katılmazsınız. Ama bir gazeteci düşüncesini açıkladı diye böylesine bir gazeteciyi, efendime söyleyeyim, gözaltına alamazsınız. İktidara yakın medyanın ve AK Partili siyasilerin daha önceki konuşmalarına, söylediklerine bakarsak hepsini içeri almak lazım. O nedenle Sayın Merdan Yanardağ'la ilgili, yani bu böyle bir suç olsaydı biraz geriye dönüp bakalım. Çözüm süresi içerisinde neler konuşuldu, neler yapıldı. Burada bir nevi, biraz sonra Sayın Emin Şirin Beyefendi'nin de değerli görüşleri tabii ki duyacağım. O da çok değerli görüşler söyleyecek. Benim takdir ettiğim çok değerli bir siyaset adamıdır. Sağ olun. Buradaki olay şu: halkın haber alma özgürlüğünün engellenmesi üzerinde durmamız gereken, böyle bir demokrasi olmaz. 21. yüzyılda çağdaş demokrasilerde, hele hele iktidara gelirken özgürlüklerden bahseden, basın özgürlüğünden bahseden bir iktidarın bu noktaya gelmesi son derece düşündürücü. Bu karar Türkiye'de hukuk açısından hukukun üstünlüğünü inanın ki bir tartışma konusu haline getirmiştir. Yasaklardan, korkulardan, tehditlerden gerilim artırmak isteniyor. Ya seçimler bitti, daha niçin gerilim artırıyorsunuz? Yani bugün ülkeyi yönetenler yarın muhalefete düştükleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefete de öyle davranmaları lazım. Bugün Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve seçilen bir milletvekili Can Atalay'ın hala hapishanede tutuluyor olması bize bazı ipuçlarını yerel seçim öncesi veriyor. Bu yanlıştır. Bu tutum iktidara da ülkemize de inanın ki iyilik getirmez. Demokratik ülkelerden, demokratik dünyadan baktığımız zaman bu görüntüler Türkiye'de, siz de Gizem Hanım başında söylediniz. Zaten demokrasi konusunda, insan hakları konusunda
özgürlükler konusunda demokratik ülkelerden baktığınız zaman Avrupa Birliği kriterlerinde son derece geride kalıyoruz. Şöyle bir şey yapmak lazım. Herkesin barış içinde, eşitlik içinde, refah içinde, adalet içinde yaşadığı bir Türkiye iktidarın da yararına olur, muhalefetin de yararına olur. Doğrusu budur. Ama kimse Türkiye'de gerilimden ve kutuplaşmadan medet ummaması lazım. Gerilim ve kutuplaşmanın ülkemize inanın ki hiçbir faydası kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Siyaset tahammül etmektir. Demokrasi tahammüldür. Demokrasi uzlaşma rejimidir. Bugün ülkeyi yönetenler artık uzlaşmalı ve artık barış demeli, özgürlük demeli ve mutlaka evrensel hukuk kuralları demeli. Bugünkü iktidarda olanlar demokrasinin kurum ve kurallarıyla çalışması için gerçekten çaba göstermeleri gerektiği yerde bakıyorsunuz ki Merdan Yanardağ gibi farklı uygulamalarla toplumun her kesimine gözdağı vermeye çalışıyorlar. Gazeteciler demokratik bir ülkede hiçbir şeyden korkmadan, baskı görmeden kendi mesleklerinin gereğini mutlaka yapabilmelidirler. Demokrasi ve özgür basın birbirinin gerçekten ayrılmaz parçalarıdır. Demokrasi ve özgür basın son derece önemlidir. Basın özgürlüğüne sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci hukuk adına Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel Bey, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla komitelerini kurdu, ekiplerini oluşturdu. Biz bu konuyu yakinen takip edeceğiz. Bu konudaki çalışmaları yakinen de kamuoyuyla paylaşacağız. Evet. Bu olay Merdan Yanardağ'la ilgili bir olay değil. Türkiye'de demokrasiyle, hukukla ve gerçekten iktidarın anlaşılmaz bir tutumuyla ilgili bir olaydır ve son derece üzücüdür. Evet. Emin Bey, siz nasıl görüyorsunuz? Yani muhaliflere gözdağı mı veriliyor Sarıgül'ün de dediği gibi, Sayın Sarıgül'ün de dediği gibi ve Merdan Yanardağ'ın tutuklanması biliyorsunuz kanaldan gözaltına alındı zaten. O da enteresan karşılandı. Ne kadar hukuki sizce? Hukuki değil. Değil. Hiçbir şekilde değil. Bir kere ben Mustafa Bey'in aktif siyasete, parlamento siyasetinden dönmesi dolayısıyla kendisini evvela tebrik ediyorum. Zira şimdi şu bayramda ne olduğuna bakıyorum. Merdan'a tabii geleceğim. Bugün çünkü özellikle sizin davetinizi Merdan'a olan desteğimizi de göstermek için seve seve kabul ettim ve geldim. Ancak Mustafa Bey'in kendisini hakikaten tebrik ederim. Parlamento